Başkent'te MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından iftar yemeği düzenlendi. İftar programında konuşma yapan Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ülke Ocakları'nın sanat ve kültür alanındaki faaliyetlerine değindi. Kıymetli Genel Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli divan üyeleri... Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla Ankara'da bir iftar yemeği düzenledi. İftar programında konuşan Ülke Ocakları Genel Başkanı Ateş, içinde olduğumuz Ramazan ayının tarihi önemini vurguladı. Bu sene partimizin ve ocağımızın kuruluşunun 50. yılını, milli mücadelemizin başlamasının ise 100. yılını kutluyor olmamızdan dolayı bu Ramazan bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Bütün bu hususiyetleri taşıyan bu senenin mübarek Ramazan ayında liderimizin iftar sofrası etrafında inşa edilen manevi köprülerle kalplerimize huzur, yüreklerimize sıcaklık ve bakışlarımıza umut hakim olmuştur. Ülke Ocakları'nın sanat ve kültür alanında yaptığı çalışmaları da dile getiren Ateş, Ülke Ocakları olarak sanat ve kültür alanında yapılmak istenilen hedeflere de değindi. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 2023 yılında lider ülke Türkiye hedefine ulaşmak için liderimizin talimatları doğrultusunda eğitim, kültür ve sanat alanlarında faaliyetlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Daha akademik hale getirdiğimiz Ülke Ocakları dergimiz başta olmak üzere ismini liderimizden ilham alarak Bilge Türk olarak belirlediğimiz orta öğretime yönelik bir dergi ve bir de Dönence ismiyle kültür, sanat, edebiyat dergimizi çıkarıyoruz. Öte yandan İki tiyatro ekibimiz Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistresi ile Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Her Bizans'a Bir Fatih oyunlarını iftarlardan sonra yurdun çeşitli yerlerinde sergiliyorlar. Sayın Genel Başkanım, tiyatro faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Bu faaliyetler vesilesiyle Ülke Ocakları'nın sosyal nüfuzunu arttırmayı, insanlara dokunmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki iki ay içerisinde çocuk oyunlarımızı da benzer şekilde sergileyeceğiz. Bir yıl içerisinde tiyatro ekibimizin 300 oyun sahnelemesini hedefliyoruz.